Mayın tarlası. Gözünüze ve gönlünüze çok hoş gelen, özellikle o anki psikolojinize göre tam da aradığınız tavırları sergileyen biriyle karşılaşırsanız çok dikkatli olun. Karşınızdaki bir dolandırıcı, hoşunuza giden gelişmeler ise sizi tuzağa çeken yemler olabilir. Tam da bu sebeple kameralar önünde özellikle muhalif kitlenin nefret etme noktasına geldiği otoriter bir siyasi aktörün façasını bozarak yürekleri ferahlatan Ümit Özdağ ve çıkışlarına biraz da bu açıdan bakıp, olabildiğince temkinli olmakta fayda var. Geçtiğimiz gün konferans vermek için geldiği tokatta kendisine tahsis edilen konferans salonunun tokat valiliğince iptal edilmesiyle başlayan polemikler üzerine, meselenin mağduru Sayın Sinan Oğan'ı aradım. Her ne kadar, valilik, konferans salonunun dama aktığı için vermedik gibi saçma sapan bir gerekçe gösterse de, asıl nedeni araştırdığımızda farklı cevaplar almıştım. Günler önceden belli olan ve billboardlara tanıtım afişleri asılan konferanstan, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanlığı'nın nedense bir gün kala rahatsız olduğunu gösteren açıklama yapması da, bu açıklamanın ertesi gününde konferans salonun iptal edilmesi dikkat çekiciydi. MHP'den arkadaşlara sorduğumda, valiliğin dam akıyor gerekçesine değil, kiralama müracaatında salonda Sinan Oğan'ın konferans vereceği belirtilmediği ayrıntısına vurgu yapılıyor ve bundan dolayı iptal edildiği söyleniyordu. Sinan Bey de diyor ki, davetiyelerde de, billboardlarda da ismimde resmimde vardı. Hatta Tokat Valiliğine sadece konferans salonunun tahsisi için değil, konferans sırasında çıkabilecek olaylarla ilgili koruma da talep ettik, ikisi de kabul edildi. Konferans için isim belirtmemişiz de, ortada bir isim olmadan nasıl koruma tahsis edilmiş, kime edilmiş? Yani gayet normal, gayet sıradan bir konferans, Konferanstan bir gün önce yapılan Milliyetçi Hareket Partisi açıklaması ve ardından valiliğin saçma sapan kararıyla iptal olmuş oldu. Ortaya da nur topu gibi bir gündem, nur topu gibi bir mağduriyet çıktı. Muhalif kesimde Sinan Bey'e yapılan bu haksızlıktan dolayı kendisine daha bir sempatiyle bakmaya başladı. Ulusal gündemde Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gerilimin benzeri tokat gündeminde Sinan Oğan ve Milliyetçi Hareket Partisi öncülüğündeki Cumhur İttifakı arasında yaşandı. İki olayda şahit olan muhalif kitlede olayın mağdurlarına yönelik bir sempati oluşturdu. Bu olaylarda danışıklı dövüş veya bir kurgu var mı acaba sorusunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz. Ama önemli olan bunun cevabını öğrenebilmek değil, bu soruları sorabilmek. Sinan Bey'le yaptığım konuşmada Ankara kulislerindeki bir senaryoyu da sordum. İlk bakışta düşük ihtimalli bir senaryo olsa da, net bir cevap alamayacağımı bilmeme rağmen bana gelen bir iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte siz üçüncü bir ittifak ile ortaya çıkacak ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday gösterecekmişsiniz. Bunu da özellikle Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının netleşmesi üzerine yapacakmışsınız böyle bir hazırlık veya düşünce var mı, diye sordum. Sinan Bey'in verdiği cevap beklediğim gibi, evet hazırlığımız bu şekilde veya hayır böyle bir düşünce yok şeklinde değildi. O, Ümit Özdağ'ın bu konudaki düşüncesini, adayımız Mansur Yavaş diyerek daha önce kamuoyuna açıkladığını söyledi. Ümit Bey'in bu çıkışını bildiğimi, kendisinin bu konudaki düşünce ya da planının ne olduğunu sorduğumda ise, benim çok daha önceden yaptığım bir açıklamam var. Türk milliyetçilerinin Cumhurbaşkanı adaysız bırakılmaması gerektiğini, mutlaka milliyetçi bir adayın olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için de aday isimleri netleştiğinde, adaylar arasında Türk milliyetçisi bir profil göremezsek, böyle bir adayın çıkmasını sağlarız şeklinde bir ifade kullandı. Sizin bu milliyetçi aday tarifinize Mansur Yavaş ismi uyuyor sanki şeklindeki ara cümleme ise, bu ismin bir mutabakat ile belirlenmesi gerektiği şeklinde cevap verdi. Benim düşünceme göre, Mansur Yavaş'ın böyle bir üçüncü ittifak oluşumunun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yok. Ankara'da telefonla yaptığım kulislerde de çıkan sonuç bu. Öyleyse Sinan Bey'in, adaylar arasında bir Türk milliyetçisi olmazsa, biz de Türk milliyetçisi bir aday çıkartırız, sözleriyle tarif ettiği aday kim? Bence bu isim Sinan Oğan'ın bizzat kendisi. Seçilebilirliğine değil de, aday olabilirliğine odaklanınca, olabilirliği de var. Ama üst aklın arkadaki asıl planının çok daha farklı olabileceğini de, kendi plan ve düşüncelerini uygulamak için şartların oluşmasını bekleyen Sinan Bey'in, üst aklın bu planından habersiz olabileceğini de hesaba katmak lazım. Erdoğan henüz adaylığını açıklamadı. Güçlü bir muhalif aday karşısında seçimi kazanma şansı yok ve Erdoğan da bunu önüne konulan anketlerle her gün görüyor bence Erdoğan mecbur kalmadıkça kazanamayacağı kesin olan bir seçimde aday olmayacak. Bunun yerine adaylık konusunda iki öncelik üzerinden, aynı anda iki ayaklı bir oyun kurmaya çalışacak. Bir kendisi aday olmayacak, yerine devlet içinden, devletçi ve milliyetçi bir ismi aday gösterecek. İki bu arada da Millet İttifakı'nın adayını belirlenmesinde rol oynamaya çalışacak. Kazanma ihtimali olan isim ve isimlerle, seçimi kazanmaları halinde yumuşak bir geçiş ve kendisinin yargılanmaması üzerine bir anlaşmaya varmaya çalışacak. Anlaştığı biri olursa da, o ismin aday olması için popüleritesinin artırılması, rakiplerinin bertaraf edilmesi de dahi elinden geleni yapacak. Anlaştığı ismin adaylık şansını yükseltmek için mağdur etme, kahraman etme, ama bertaraf etmeme yöntemlerin en klasiği ve hala en çok işe yarayanı. Erdoğan'ın iki ayaklı planında, karşı tarafın adayını belirleme ayağı gerçekleşmezse, kendisinin aday olma ihtimali işte o zaman yükselecektir. Ümit Özdağ faktörü ve Sinan Oğan'ın, Türk milliyetçisi aday olursa destekleyeceğiz, söylemi de zaten bu aşamada çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olacağının kesinleşmesi üzerine, Erdoğan'ın milliyetçi ve devletçi bir aday çıkarması karşısında, Özdağ ve Oğan'ın o adayı desteklememe şansı olur mu? gayet tabii olmaz. Şimdi buna bir de, Ümit Özdağ'ın popülaritesi ve liderliğinin muhalif taban üzerinde gittikçe yükseltilmesini ekleyin. İnanın şu an mayın tarlasında yürümek, Türk siyasetiyle ilgili kim kime çalışıyor? Kime güvenebiliriz sorularının cevabını bulmaktan çok daha kolay. Şahsen ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını, Mansur Yavaş veya İmamoğlu'nun olmasından kat ve kat fazla isterim. Ama bu aşamada Millet İttifakı adayının Kemal Kılıçdaroğlu'dan ziyade Meral Akşener'in olma ihtimali gittikçe daha da güçlenebilir. Çünkü Meral Han'ın karşısında milliyetçi bir cephe oluşturma planı tutmaz. Bence Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları asla İstanbul veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olmamalı. Ve bence en ideal aday profilleri ittifak içindeki partilerin genel başkanlarından biri. Bu arada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yıldızının parlaması açısından bu süreçten en karlı çıkacak isim. Tabii bir yerde bir hata yapmazsa. Cumhurbaşkanı adayı olacak anlamında söylemiyorum. Bir iktidar değişiminde DP'nin Türkiye'nin geleceğinde çok daha önemli bir parti. Gültekin Uysal'ın da önemli bir siyasi lider olma ihtimali yüksek. Kemal Vanlı